Bizim hayalimiz şalgamın tüm dünyada içilen bir içecek haline gelmesi. Ben bir Adanalı olarak şalgamsız bir sofra düşünemiyorum. Caddede gezerken görürsünüz insanlar şalgam içer. İlk içtiğinizde tadını yadırgayabiliyorsunuz ama devam ettikçe bir alışkanlık haline geliyor. Şalgamın sadece kebapla içildiğine dair bir algı var. Biz de bu algıyı yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şalgamın ham maddesi mor havuç. Vitamin, mineral, demir, fosfor bu açıdan zengin. O yüzden bunu tercih edin ki sizin için de şifa olsun diyelim. Gözde Balkan ben. Doğanay Gıda'da pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Bana ilk başladığımda şey diyorlardı, sen şalgam içiyor muydun diye. Gerçekten bu benimsenen bir şey. Şalgam da öyle, ilk içtiğinizde tadını yadırgayabiliyorsunuz ama devam ettikçe bir alışkanlık haline geliyor. Artık ben de burada kendimi gerçekten Adana'nın bir parçası. İşte simit şalgam burada biz de öğrendik. Burada öyle bir ritüel varmış, hiç bilmediğimiz bir şeydi. Burada ona alıştık. Şimdi başladık, İstanbul'da da insanları alıştırmaya çalışıyoruz. O yüzden birazcık biz de Adanalı olduk diyebilirim. Şalgam bizim için öyle bir içecek ki bizim çocukluğumuzda her evde evin annesi babası tarafından kurulan bir üründü. Lezzetle içilen bir üründü. Yemeklerde, yemekten sonra, yemek öncesinde her an içilen bir ürün. Sizin keyfinize göre acılı veya acısız olarak da tüketimleri yapılıyor. Biz şalgamdan asla bıkmayız. Şalgamın sadece kebapla içildiğine dair bir algı var. Biz de bu algıyı yıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Peki ben size sorayım. Siz şalgam içiyor musunuz? Neyi tercih ediyorsunuz? Acılı, acısız. Şalgamın turşusunu denediniz mi? Mor havuç turşusunu. Hangi yemeğin yanında siz tüketiyorsunuz? Hiç sulu yemekle, nohut pilavla, tavuk pilavla denediniz mi? Kendimden örnek vereyim. Ben şalgamı öğlen salata söylüyorum ofiste. Salatamı yanında da içiyorum. Hamburger söylüyoruz. Diyoruz bir gün güzel bir yemek yiyelim. Onu yanında da içiyoruz. Diyoruz ki biz bunu içiyoruz, seviyoruz. Başkaları da denesin. Biraz ön yargı var. Hani herkes o onunla olmaz, işte bu bununla yenmez, içilmez. Ya kıracağız bunu. Diyoruz ki neden olmasın? Ya bir deneyin. Sevmezseniz tabii ki herkesin işte zevki farklı. Ona çok gerçekten tamamız hepimiz. Ama bir deneyin diyoruz. Aslında yapmaya çalıştığımız tam olarak bu. İletişimleri de hep bu tarzda yapmaya çalışıyoruz. Hani gençlere giderken gerçekten diyoruz ki ya neden olmasın? Denedin mi? Sen de dene. Kadınlara giderken biraz daha diyoruz ki ya sağlığına dikkat ediyorsun. Burada sana sağlıklı bir alternatif var. Bunu niye içmiyorsun? Herkese aslında ihtiyacına göre şalgam o kadar çok şey aslında hizmet eden bir içecek ki ona göre farklı tüketicilere farklı mesajlarla ürünü anlatmaya çalışıyoruz. Sofralar her şeyle iyi gider. Genel olarak Adana'da böyle bir kebapla gider Türkiye içinde böyle bir düşünce var ama öyle değil. Günün her saatinde içebileceğiniz bir ürün olmakla birlikte sofralara lezzet katar. Yani pilavla da gider. Normal biz çay içer gibi de şalgam içeriz. Caddede gezerken görürsünüz insanlar şalgam içer. Yanında hiçbir şey olmaksızın. Biz Adanalılar genelde acılı seviyoruz. Ben kendime örnek vermem gerekirse ortalama günde 1 litrenin üzerinde şalgam içiyorum. Acılı ve acısız olmak üzere. Ben bir Adanalı olarak şalgamsız bir sofra düşünemiyorum. Şalgamı niye için diye bu kadar ısrar ediyoruz, sürekli anlatmaya çalışıyoruz. Şalgamın ham maddesi mor havuç. Bir kök sebze, vitamin, mineral, demir, fosfor bu açıdan zengin. En önemlisi çok büyük bir antioksidan kaynağı. Biliyorsunuz bütün doktorlar, diyetisyenler hep mor renkli sebzeler, mor renkli meyveler bunlarla beslenelim diye söylüyorlar. Biz de diyoruz ki bu sebzeden yapılan ve fermente olan bir içecek. O yüzden bunu tercih edin ki sizin için de şifa olsun. İsmim Duran Özbıdak. Konya Ereğli'de çiftçilik yapıyoruz. Özellikle bu bölgede toprağın yapısından dolayı mor havucun başkenti olarak geçiyor Ereğli. Bu Ereğli'ye özel, spesiyal bir üründür. Mor havuç şalgamda kullanılıyor ve genelde Türkiye'de gıda boyasında dünyaya ihraç edilen en önemli ürünlerden bir tanesi. Şalgamı genel olarak sorduğunuzda şalgamı biliyor musun diyoruz. Evet diyorlar. Peki neden yapılıyor biliyor musun dediğimizde mor havuç diyen çok az. Genelde Çukurova bölgesinde biliniyor. İşte pancardan, şalgam turbundan tamamen diye düşünen insanlar var. Çok kısa özetlemek gerekirse havuçlar tohumdan ekiliyor tarlaya. Hasat yapılıyor. İşte Eylül sonu, Ekim başı gibi hasat başlıyor. Havuçları tarladan söktükten sonra fabrikaya getiriyoruz. Burada fabrikada temizleniyor, yıkanıyor, soyuluyor, dilimleniyor.
Ondan sonra da fermentasyon için tanklara gidiyor. Fermentasyon nasıl yapılıyor? Aynı evde normal bir fermente, işte turşu ya da fermente içecek yapar gibi kaya tuzu, bulgur, mor avuç suyla birleşiyor. Mayalanma başlıyor. Mayalanma dediğimiz şey de aslında o bakterileri havucun içindeki doğal olan şekeri yemesi gibi düşünebilirsiniz çok basit anlatırsak. 30 günlük bir süresi var. Minimum 25-30 gün gibi. Fermentasyon bitiyor. Fermentasyon bittikten sonra biz onun kalite standartlarına bakıyoruz. En sonunda da ürünü pastörize ediyoruz. Pastörizasyon ne? Çok hızlı bir şekilde yüksek sıcaklığa çıkarıp aynı hızda düşük sıcaklığa getirmek. Bunu neden yapıyoruz? Fermente içecek, işte dedik hani bir içinde mikroorganizmalar var. Bu mikroorganizmanın çok sağlıklı, sağlığa iyi gelenler olduğu gibi sağlığa zararlı olanları da olabilir. Biz tüm Türkiye'ye, dünyaya ürünlerimizi gönderdiğimiz için böyle bir riski almak istemiyoruz. O yüzden de ürünleri pastörize edip içindeki zararlı mikroorganizmalardan arındırıyoruz. Sonra şişelemeye geçiliyor ve artık ürün sofralara gelmeye hazır. Biz bir Adanalı olarak şalgamın lezzetinden hiçbir şüphemiz yok. Şu anda Türkiye'ye yayılmasından da son derece mutluyuz. Hem sağlıklı bir içecek hem de çok güzel, geleneksel bir içeceğin diğer içecekler kategorisinde olması, bulunabilirliğinin artması bizleri son derece mutlu etmektedir. Mor havuç ekimi yapıldıktan sonra yaklaşık 6 ile 8 ay arasında hasatı bekler, olgunlaşmasını bekler. Mor havuç hasat edildikten sonra bir temizlenme işlemine tabi tutulur. Temizlenme işlemine tabi tuttuktan sonra parçalara bölünerek fermente edilebilmesi için bulgurla birlikte tanklarda 30 gün bekletilir. Mor havuç ekimi hazırlanma sürecinden sonra olgunlaşması yaklaşık 6 ile 8 ay kadar bir zaman almaktadır. Hasat işlemi yapıldıktan sonra temizlenerek fabrikamıza gelir, yıkanır ve temizlenir. Fabrikamızda tekrar temizleme işlemi otomasyonla yapıldıktan sonra küçük çuvallarla 5 ve 10 kilogram civarında tanklara havuçlar atılır, mor havuçlarımız. Buna bulgurdan oluşturduğumuz bir hamurla bunun 30 günlük bekletilmesi sonucunda nihai şalgam ürününe erişmiş oluruz. Doğanay ailesinin tüm çalışanlarının %30'u kadınlardan oluşmaktadır. Bu da bizim için gurur verici bir tablodur. Kadınlarımızın gücüne inanmaktayız ve savunmaktayız. Havuç temizleme bölümünün otomasyonla yapılma işleminde de kadınlarımız görev almaktadır. Aynı zamanda kalite güvence ve Ar-Ge departmanımızda 14 gıda mühendisimizin 7'si kadınlardan oluşmaktadır. Eskiye göre çok daha fazla tüketilen ve çok sağlıklı bir ürün olan şalgam bir Adana olarak bizi çok mutlu etmektedir. Geleneksel bir içecekken, bir bölgesel içecekken tüm Türkiye'ye yayılması bizleri çok mutlu ediyor. Bizim de bu üretimin bir parçası olarak katkıda bulunmakta gerçekten mutlu ediyor. Bizim hayalimiz şalgamın tüm dünyada içilen bir içecek haline gelmesi. Şalgamda bizim birkaç farklı ürünümüz var. Bu ürünlerden birisi de gurme. Gurmede biraz daha fazla mor havuç kullanılmakla birlikte sarımsak da ilave edilmektedir.